Merhaba değerli izleyenler. Portre'den selamlar, sevgiler. Kıymetli bir misafirimle yine bugün huzurlarınızdayım. Bir yüksek mimar kendisi. Bundan mı konuşacağız? Evet, bundan konuşacağız. Hüsnü Hat hem icracısı hem hocası. Bundan mı konuşacağız? Evet, bundan da konuşacağız. Zevkleri ve ilgileri hem geçimi ama hem aynı zamanda hayatının da kendisi olmuş insanları misafir etmekten hoşlanıyoruz ya. Siz de bu zevkimize eşlik ediyorsunuz ya, ondan cesaretle tekrar karşınızdayız. Buyursunlar efendim, misafirimiz yüksek mimar Sadri Demirkol. Ama sadece bu unvanla anmak doğru mu bilmiyorum. Nasıl söyleyelim? Mesela soru olarak misafirlerime ilk yönelttiğim şeylerden biridir. Tanışıyoruz sizinle. Efendim ben evet. Zeynep Türkoğlu, sunucuyum. Siz kendinizi takdim ederken, söylerken ne dersiniz? Hangi iş önde? Vallahi tabii mimarlık mesleği daha önde ama ben kendimi bir çırak diye tarif ediyorum. Yani bir büyüğümün çok güzel bir sözü vardı. Yapmış olduğun meslekte veya işte veya sanatta biraz ustalaştığını, yani çıraklık mertebesinin üstüne çıktığın zaman başka bir iş kolunun çıraklığını başlat derdi. Bu çok benim ilgimi çekmişti. Neden diye. Çünkü ustalaşmaya doğru gittiğin zaman kendi nefsine karşı zalimleşmeye başlarsın. Aa, ne demek bu? Yani katılaşmaya başlarsın artık. O işin ustasısın, katılaşmaya başlarsın. Hükümlerin daha katı olur ama ve insanların senden beklentisi daha yüksek olur ustalık döneminde. Ama çıraklık döneminde kimsenin sizden bir beklentisi yok. Yapmış olduğunuz işi daha keyifli, daha rahat. Aslında insanların bir işi icra etmesindeki en doğru şey rahat olmaları. Yani beklentinin minimum olması. Orada ben başarının daha kolay geldiğini düşünüyorum. Beklentiler minimuma inerse, beklenti ne kadar artarsa tabii uygulamacıda bu daha fazla stres oluşturuyor bence. Ben kendimi çırak diye tarif ediyorum. Kaç yıldır çıraklığınız devam ediyor diyelim evet, o zaman. Ben şöyle... Ben içimden hep estağfurullah diyorum değerli izleyenler. Yani Sayın Demirkol şimdi tevazuundan çıraklık diye anlatıyor. Zannetmeyin ki hoca kendine çırak derken Zeynep de başını salladı filan demeyin ha. Öyle değil. Hep içimde estağfurullah var sizin namazınızda. Evet. Buyurun. Şimdi tabii sanatın içerisinde o kadar büyük ustalar var ki, özellikle Hüsnü Hat sanatında o kıymetli eski değerler çok fazla öne çıkmazlar. Yani inanın çok büyük sergilerde falan eserlerini görürsünüz. Ama bugün günümüze baktığınız zaman çok fazla hattat var Hüsnü Hat sanatını uygulayan. İşte o sosyal medyada çok görüyoruz falan. Bu tabii işin biraz niteliğini bozduğunu düşünüyorum ben. Yani sayı arttıkça kalite artmıyor aslında. Niteliği kayboluyor, özü kayboluyor. Ben de eskileri, gelenekçi birisi olduğum için eskilerin yolundan gitmeye gayret ediyorum. Onlar hep çıraktık derlerdi. Biz de çırağız. Ustalığımızı inşallah bu sanatı sevenler karar versin. Bunu da estağfurullah dilenciliği yapmak için de gerçekten söylemiyorum. Samimiyetle söylüyorum. Şimdi ben 1995 yılı mezunuyum Mimarlık Fakültesinden. Tabii 1999 yılına geldiğinde İstanbul'da Bedrettin Dalan Beyefendi'nin okullarının güçlendirme projesiyle uğraşıyordum. Yani seküler dünyanın işte mimarlık mesleğini profesyonel olarak uygularken Bedrettin Dalan Bey gerçekten vizyonlu bir insan. Japonya'dan mühendis ve mimarlar getirmişti. 99 depremi olmuş. Tabii İstanbul bir şey yaşamış, felaket yaşamış. Önemli bir sınavdan yaşamış. Geçmiş, tabii bir sınavdan felaketten geçmiş. Binaların depreme dayanıklı olması çok önem arz etmeye başlayınca Japonya'dan mühendisler getirdi. Çok ilginç, biz onlarla çalışırken bana Mimar Sinan'ı sordular. Mimar Sinan'ın eserlerini sordular. Japon mühendisler. Tabii. İnanın Süleymaniye'yi benden daha iyi biliyorlardı ve ben bundan çok mahcup olmuştum. Yani tabii fakültede size sanat tarihinde anlatıyorlar ama onlar o kadar derinlemesine biliyorlar ki Mimar Sinan'ın yapmış olduğu eserleri ve restorasyon çalışmalarının birçoğunu gelip gözlemlemişler. Bu ülkede bir meslek adamı olarak benim bunlardan bir haber oluşum beni hem mahcup etti hem düşünceye sevk etti. Yani kendi değerini sadece isim olarak ve eserlerinin işte 377 tane eser vermiş
bunun şu kadar İstanbul'da gibi daha kucaklayan bilgiler değil aslında. Ansiklopedik bilgilere sahibim. Ama o Süleymaniye'de nasıl bir temel yapmış, nasıl bir akustik yapmış, depreme karşı ne önlemler almış, bunların hiçbirini bilmiyordum. Biz bazen kendi değerlerimizle ilgili böyle nostaljik heyecanlar ve duygular içinde kalıyor gibiyiz galiba, evet. Böyle bakılınca. Yani onun hem tarihteki anlamı, önemi, hem de güncelliğe hitap eden tarafını herhalde dışarıdan profesyonel bir bakış daha mı iyi ayırt edip takdir ediyor? Böyle bir fark mı? Aslında çok bu ilginç. Şöyle, evet, biz bazen içinde bulunduğumuz veya içinde yaşadığımız değerleri kaybettiğimiz zaman mı anlıyoruz veya bizden sonraki kuşak mı anlıyor? Bugün belki birçoğumuz gelecekte çok büyük anılacak sanatçılarla yaşıyoruz. Bugün hayatın içinde belki dostumuz, belki hocamız, ama o kadarını görüyoruz. Belki 100 yıl sonra ondan çok farklı bahsedilecek. İşte Mimar Sinan'da olduğu gibi Sinan'ın projeleri bile günümüze kadar gelmemiş. Hayatıyla ilgili Said Çelebi'nin yazmış olduğu bir kitap var sadece. Ve onun dışında da çok fazla bir şey bulamıyorsunuz Sinan hayatıyla ilgili. Ama eserlerinin izini sürerseniz orada çok şey size mesaj verdiğini görürsünüz. Sizinle konuştuğunu görürsünüz. Ben 99'dan sonra bu merakımı gidermek için esasında yola çıktım. İşte çıraklığım orada başladı ve devam ettiriyorum. Büyük ustayla konuşuyorum. Hala konuşmaya devam ediyorum. Ondan öğrenilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugünkü kuşağın üniversitelerde ve fakültelerde de özellikle Sinan'ın özel bir dönem dersi olarak anlatılması gerektiğini müstakilen başlık. Tam müstakilen. Mimar Sinan ve belli başlı eserleri. Çünkü orada bir disiplin var. Orada bir müthiş bir yetenek var, dehalık var. Batı bunu bizden daha iyi anlamış ve çözmüş. Bakın, ilginç bir şey daha söyleyeyim. 1950'de Japonya büyük depremi yaşadığı zaman dünya genelinde depremlerde etkilenmeyen tarihi yapıları geziyorlar ve İstanbul'a da geliyorlar. Ve İstanbul'da Mimar Sinan, Süleymaniye ve Selimiye camilerini inceliyorlar. Ve ilk defa orada bizim bugünkü teknolojiyle 90'dan sonra uygulamaya başladığımız kazıklı temeli Sinan'ın 600 yıl önce uyguladığını görüyorlar mesela. Ve buna çok şaşırıyorlar ve bunu alıyorlar, gidiyorlar. Japonya'da kazıklı temelin başlangıç noktalarından bir tanesi Sinan eserlerini tanımaları. 50'li yıllar itibariyle. Tabii 1950'lerde geliyorlar. Özür dileyerek, yani buyurun. Bölmek de istemiyorum akışı ama aklıma şu geldi. Şimdi kazıklı temelden bahsettiniz. Teknik bir bilgi bu. Evet. Bu bilgiye nereden sahip? Bu onun keşfi mi? Takip ettiği bir gelenek mi? Bununla ilgili bilgimiz var mı? Mimar Sinan için soruyorum. Şöyle, aslında bu gelenek değil. Mimar Sinan'ın yani kendisinin icat etmiş olduğu, yani bir mucitlik diye. Kendi buluşu. Diye. Kendi buluşu tabii. Zaman deha dediğimizin karşılığı, evet, bu ve evet, bunun tabii, örneği. Süleymaniye'de onun üzerinde bilim dalını uyguladığı görülür Sinan'ın. Onun üzerinde. Yani Süleymaniye kendi başına bir program aslında. Yani tavanlarda kubbede kullandığı akustikle, zeminde kullanmış olduğu işte hamam sularını dolaştırarak zemin ısıtması sağlaması. Bütün bunlar aslında 19. ve 20. yüzyılda bulunmuş icatlar. O dönemde Sinan doğru fonksiyonla, yani esasında Osmanlı klasik mimarisi bir eğitim modeli. Yani eğitim modeli şu: siz Sinan eserlerine baktığınız zaman dış avludan girersiniz, orada bir şadırvanla ilk önce dünya işlerinden sıyrılmak, yani suyla serinlemek. Bu bir baktığınızda bir eğitim modeli. Diğer tarafta işte ölülerin yıkandığı taşı görürsünüz. Şu an aklıma gelmedi ismi. Bütün burada size ahireti hatırlatan bir duruş var. Sonra içeriye girdiğiniz zaman mesela Batılıların dini yapılarına baktığınızda sizi yapının içine almadan önce ürkütür. O yukarı doğru gotik mimarisine bakın, sivrilen. Hı hı. Yukarı doğru giden bir mimari var. İnsanın biraz ne karanlık kadar ve tedirgin edici bir tabii, şey. Tabii insanın aslında verilmek istenen mesaj şu Batı medeniyetinde: insanın aslında ne kadar küçük olduğu, zavallı olduğu ve yetersiz olduğu noktasında kilise mimarisi böyle. Ama bizde
o harim kısmına girdiğiniz zaman, ibadethanenin içerisine girdiğiniz zaman sizin ne kadar aslında küçük olduğunuzu hatırlatan bir yapı var. Dışarıdan sizi saran bir yapı var. Piramiden yukarı çıkan, ürkütücü de bir yapı değil. O yüzden Sinan yapıla, daha doğrusu Osmanlı mimarisinin bir eğitim modeli var. Selçuklu'ya gittiğiniz zaman mesela Selçuklu'da da yatayına giden bir mimari var baktığınızda. Bu da tabii ilk safın kutsal oluşundan kaynaklı, ilk safı uzun tutma maksadıyla camiler enine yapılmış. Tüm bunların mesajları var ama bu mesajları bilmeden, bu mesajları anlamadan sadece işin mekanik ve seküler dünya kurallarına bakarsanız, orada işte dersiniz ki işte ana kubbe 30 metre çapında, 4 yan kubbe kullanmış, işte kemer genişliği budur. Bunlarla çocuklara çok fazla gelecek noktasında, yeni mimar sınavlar yetiştirme noktasında bir şey veremiyorsunuz. O zaman evet. Mimar kimdir ya da nasıl bir şeydir, nasıl bir şey olmalıdır? Belki olanla birlikte olması gerekeni bir tarif evet. etmek gerekirse ne söylemek icap eder? Mimar esasında Zeynep Hanım, hayatı düzene koyandır. Ben öyle bakıyorum. Hayatı düzene koyandır. Yani insanın hayatında zaman ve mekan ilişkisi çok önemli. Doğru mekan insanın zamanını da doğru kullanmasına sevk eder aslında. Zamanla mekan sınırı olmasa insanoğlunda, insan sınırsızdır. Cenab-ı Allah dolayısıyla iki sınır koymuş insanoğluna. İşte bu sınırla sen insansın, eşrefi mahluksun, hı hı. diyor. Bu sınır kalkarsa sen eşrefi mahluk olmaktan çıkıyorsun, sınırsız güce sahip oluyorsun. Dolayısıyla mekan tasarlamak sadece bir boşluğu tasarlamak değil. Yani insanın hayatına da dokunuşlar kazandırıyorsunuz. Bugün bizim geleneksel mimarimize baktığınız zaman mesela biz tavan yüksekliklerimizi 4,5-5 metreden aşağı yapmıyorduk mekanın içerisinde. Pencerenin insan boyutuyla bir ilişkisi vardı. Yani sivil mimariden de bahsediyorsunuz sivil aynı zamanda. Sivil mimariden de bahsediyorum. Tabii Osmanlı mimarisinde de var bu. Safranbolu'ya giderse gitmişsinizdir tabii ki. Orada baktığınızda birbirinin penceresine bakmayan pencereler, birbirinin ışığını kesmeyen evler. Bunların hepsi aslında bir eğitim. Ve insan hayatına dokunuşlar. Doğru mimari. Şevki Vanlı Hoca'nın çok güzel Türk Evi diye bir kitabı vardı. Orada şu anekdotu da belirtmek istiyorum. Türk Evi ustasını anlatırken soruyorlar üstada. Yani bütün Türk evleri bazen mimarsız mimari diyoruz biz ona. Sivil mimarimizde de Osmanlı mimarisinde mimarsız yapılmış konaklar, köşkler, evler var. Sivil nasıl mümkün oluyor bu? Neyi takip ediyorlar? Usta, yani işte şöyle, Sadri Bey'in bir evi var. O evin bir benzerini istiyorum, yapılmış. Aynı cumbası olan. Yani Türk evi modeli. Tabii bunun ustası taş ustası, pencere ustası, o ustası falan. İşte mimarı yok. Aslında mimarsız mimari dediğimiz o. Çok da güzel bölgesel yapılar var bunlarla ilgili Anadolu'da. Biz bunları katletmişiz maalesef. Yok etmişiz de demiyorum. Şehirleşme ve betonlaşma adına o bizim yöresel mimarimiz yok olmaya başlamış. Kimliğin kaybolması kadar acıklı bir şey yoktur herhalde. Pansu. Bulunduğunuz tabii. yerde oranın neresi olduğunu, yani benim sadece bir tanıyabilmem için hı-hı. onun kimliğinin göstergelerini algılamam lazım. Evet. Ayırt edemez hale geldiğimizde birbirimizi nasıl bir kaosun dediğiniz gibi içine düşeriz. Tabii. Bugün şehirlerimizde tabii onu yaşıyoruz çok uzun yıllardır. Kesinlikle yıllar. Eskiden tabii konuyu belki biraz dağıttım ama eskiden şu vardı, her bölgenin, her yörenin kendine ait bir sivil mimarisi vardı. Evet. Erzurum yöresinin, Konya yöresinin, işte Safranbolu'nun, işte Göynük falan vardı. Şimdi biz şehircilik adına 1950'den sonra betonlaşma adına maalesef hepsi birbirine benzeyen yapılar inşa etmeye başlamışız ve devam ediyoruz buna. Batı'da bu böyle değil. Onlar daha korumacı, daha korunaklı bu konuda. Biz öyle değiliz. Ben mimarı öz olarak şöyle tarif ediyorum. İşte insanın hayatına dokunan ve insan hayatını düzenleyen bir meslek adamı diye görüyorum ve hayata da öyle bakıyorum.
Dolayısıyla önemsiyorum mesleği. Mimarlık fakültesinde mezun olan arkadaşlarımızın da hemen mezun olur olmaz bu mesleği icra etmelerini de doğru bulmuyorum. Nasıl esasen. Bir yol takip etmek daha verimli hale getirebilir? Şimdi bizim bedi sanatlar dediğimiz klasik sanatlar, işte bunun içerisinde hattı, ebruydu, tesipti, biraz sonra belki bahsedeceğiz. Bu sanatlarda hala usta-çırak ilişkisi devam ediyor. Ve belki günümüze kadar asaletini korumasının da sırrı burada yatıyor. Şimdi mimarlık mesleği de aslında bir sanat dalı. Pozitif bilimle ilişkili olan bir sanattır aslında mimarlık. Dolayısıyla orada pozitif bilim var, veriler var, bazı mühendislik tamam, kuralları. Tamam, ama insan unsurunu aradan çıkarmayalım diyorsunuz. Tabii ki. Usta çırak. Kesinlikle. O insan dokunuşunu aradan çıkarttığınızda mekanikleşiyor meslek. Yani müteahhitleşiyor. İfade etmeye çalıştığım o rant peşinde koşan, yasaların size izin verdiği metrekareleri yapmak zorunda kalan bir meslek adamı profili ortaya çıkıyor. Doğruları olmuyor o zaman. Size verilmiş, dayatılmış doğrular üzerinden icra yapıyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. O yüzden meslek adamı mezun olduktan sonra bir ustasının yanında önce edebi bir öğrenmeli bence. Sanatta da edep var. Neyi yapmalı, neyi yapmamalı. Yasalar bazen size müsaade eder ama onun edeben doğru olmadığına kanaat getirirseniz siz meslek adamısınız, yapmayacaksınız. Dik duracaksınız yani. Bu dik duruşları çocuklara mezun olduktan sonra öğreten o usta çırak ilişkisi olursa biz çok karakterli meslek adamları yetiştiririz diye düşünüyorum. Peki sizin yolculuğunuzda yani mimar olarak mezun oldunuz ama sonra sanat tarihi evet. Kapısı açılıyor evet. Galiba. Evet. Önemli kapılardan, kritik meselelerden biri o muydu diye düşünüyorum. Bir de insan bunu, insan diye çok genellemeyeyim, sizden bahsediyorum özellikle burada. Yolunuzu çizerken önünüzde model aldığınız biri mi vardı? Kendiniz düşünerek mi buldunuz? O kapılardan nasıl geçtiniz? Nasıl aklınıza geldi? Yani dümdüz işimi yapmaya devam edebilirim. Bitirmişim okulumu, bir profesyonellik var elimde ve bunu kullanabilirim demek de bir tercih. Pekala evet. Mümkün. Evet, evet. Neden öyle olmadı? Şimdi tabii benim önümde tabii örnekler oldu. Yetişmemizde vesile olan büyüklerimiz oldu. Vedat Dolakoy hocayı çok örnek aldım modern mimariyle, geleneksel. Turgut Cansever üstadı talebesi olmasam da eserleriyle, yazılarıyla örnek aldığım şahsiyetler. Onların ışığında yoluma devam etmeye çalışıyorum. Biz gelenekle, daha doğrusu geçmişimizle bağımızı kuramaz isek, doğru kuramaz isek yeni şeyler söyleyebileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü bizim bin yıldır oluşturduğumuz bir medeniyet var. Bu medeniyetin kendine ait değer yargıları var. Dolayısıyla o değer yargılarından oluşmuş biçimler var. Mimari bu biçimlerden bir tanesi. Dünyaya örnek olmuş bir biçim. İşte geliyor insanlar, Mimar Sinan'ın eserlerini inceliyorlar veya Sultanahmet'te Sedefkar Mehmet Ağa, müthiş bir eserdir o da aslında. Onu inceliyorlar. Dolayısıyla orada verilen mesajın ne olduğunu anlamaz ve anlatamazsak bugün işte dediğim gibi Batı'dan bize transfer olan mimariyle veya sorunlarla uğraşır dururuz. Bugün aslında bizim uğraştığımız sorunların hiçbirisi bize ait sorunlar değil. Batı'dan transfer olmuş sorular. Sorunlar. Neyi kastediyorsunuz? Örneklendirmek gerekirse. Yani neyi kastediyorum? Şimdi baktığınızda güncel hayatın akışı içerisinde de insanlarımız bizim inançlarımızla, değer yargılarımızla hiç ilgisi olmayan bazı konularda sizi işin içine çekiyorlar. Yorum yapılıyor. İşte sanatçılarımız çıkıyor, ödül aldıklarında abidik gübidik affedersiniz şeyler konuşuyorlar, söylüyorlar. Ben bunları çok doğru bulmuyorum. Bunlar bizim sorunlarımız değil. Bizim toplumumuzun sorunları da değil aslında. Bizim daha farklı meseleler konuşmamız lazım. Daha yeni şeyler söylememiz lazım. Ama geçmişte çağrısıyla çağını kuran bir Hazreti Peygamber'in
ardından gelen bir medeniyet kurulmuş. Osmanlı, Türk, İslam medeniyetini almış, zirveye taşımış. Biz Tanzimat dönemine kadar o medeniyetin içindeydik. O çağrının da içindeydik. Ama bugün değiliz. 1950'lerde işte Henry Prost geliyor, İstanbul'u katlediyor. Aaron Angel İstanbul'u katlediyor. Dolayısıyla birçok tarihi eserimizi kaybediyoruz o dönemlerde şehircilik adına. Işınsal plan dediğimiz bizim şehirlerimiz organik mimariyle gelişir. Kendimize ait sokak anlayışımız var. Sokaklarda gezerken karşınıza çıkan sürprizler var. Renk anlayışıyla veya mimarisiyle. Batı bunları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra koruyabilmiş. Yıkılmış yeniden yapmış. Biz kendimiz yıkmışız. İşte acı gerçek orada. Kendimiz yıkmışız ve Batı'dan bir işte apartman dediğimiz bir model. Bir model. Köle evi aslında altyapısı veya residence plaza dediğimiz bir model. İnsanlar o da şimdiki işte. Çağımızın evet. Meselesi. Otomobili siz üretmiyorsunuz. Batı üretiyor. Onun için yeni yollar lazım. Dolayısıyla o yeni yolların açılması için de sizin işte İstanbul'un yüzüne atılmış jilet dediğim benim işte Vatan Caddesi gibi, işte Barbaros Bulvarı gibi yerler açıyorsunuz ve İstanbul suliyetini bozuyorsunuz. Tabi bunlar acı gerçekler ama bunları gençlere anlatıp burada yaşanmış kötü bir tecrübe var. Bu kötü tecrübeyi gelecekteki şehircilik modellerinde uygulamayını anlatmamız lazım. Bunlar maalesef ben de bazı üniversitelerde proje derslerine geçmişte girdim. Bunlar yok Zeynep Hanım. Bunlar anlatılmıyor. Bizim geçmişle olan, o kodlarımızla olan bağımızı kuramıyoruz. Sıkıntı orada. O yüzden de bugün cami projesi, çocuklara bazen bize geliyorlar, getiriyor. Minaresiz cami tasarlayın diyorlar. Kubbesiz cami tasarlayın diyorlar. Soruyorum, peki minare ne demek? Hiç sordun mu hocana? Ne mana taşıyor? Yani mimarinin anlamla ilişkisi üzerine o evet, zaman eğilmek lazım. Felsefesi yok bizde hiçbir mesleğin aslında. Felsefe, tarihin bile felsefesini kuramazsanız o tarih somut yani şey. Ha yani bakıp gördüğümüz her şeyin altında bir anlam mı yatıyor diyorsunuz? Kesinlikle. Yani bir anlamı, insan zaten anlamlandırabildiği şeyi sanata dönüştürüyor. Anlamlandıramazsanız onu sanat olarak icra etme şansınız da yok. Bu bazen bir duygu olur, bazen öfke olur. Bakın Batı medeniyetinin o aydınlanma dediğimiz, modernite dediğimiz sanat dalının altında yatan şey isyandır, öfkedir yani. Kilise anlayışına karşı oluşturulmuş bir öfke. Ve buradan bir sanat çıkıyor. Doğal da bir süreç olduğu için anlamını da buluyor. Tabii. Ve ortaya çıkışı da aslında etkileyici oluyor kendi çerçevesi evet, içinde. Evet, yıkan döken bir şeyi var belki, zemini var ama bir anlamı var, taraftarı var. Şimdi bizde aslında saran kucaklayan bir anlam var. Ben yok, biz var, who var zikredildiği zaman. Fakat ondan uzaklaşan da bir nesil var. Bütünlük algısı da kaybedilmiş. Evet. Yeni dediği galiba bu. Çok daha uzun ve geçmiş döneme ait bir şey. Bir arayış devam ediyor gibi. Bu arayışı canlandırmak nasıl mümkün olabilir? Her disiplin, mesela her mesleki bilim kendi içinde anlamla ilişkisini yeniden kurarak mı diye ben iyice mimariden çıkıp felsefi bir sohbete doğru gidiyorum farkındayım evet. Ama. Yani tabii ben hep şunu söylüyorum arkadaşlara, yani ekibimizde çalışan arkadaşların abisiyim ben. Onlarla proje çalışırken genç kardeşlerimiz de var. Diyorum ki yani kurduğun mekanın bir hikayesi var mı? Bir hikaye oluştur önce. Bir kurgu. Nasıl bir hikaye oluşturacağım? Onu sen bulacaksın. Düşüneceksin. Bu koltuğu oraya yerleştireyim. Cam ebatı bu olsun. Bu sehpa burada olsun. Değil mimari. Bu kadar basite indirgeyemezsin. O mekanın içerisinde bir hikaye oluşturman lazım. Hikaye oluşturabilmen için mekanın içinde yaşayan insanı çok iyi tanıman lazım. Yani onunla beraber bu hikayeyi oluşturabilirsin. İnanç, anlam ve ihtiyaç dünyasını tanımak herhalde. Tabii. Burada. Yani işte bizim toplum olarak da sorunumuz işte medeniyet. İkincisi zarafetten ve ciddiyetten eksiyiz. Üçüncüsü de geçmişimizde bağımızı kopartmışız. Dolayısıyla bunları tekrar kazanır isek ben kubbesiz camiye karşı değilim. Veya minaresiz camiye de karşı değilim. Şimdi onu soracaktım. Denemeler olamaz mı mesela? Olabilir. Ama bana birisi şunu ifade etmesi lazım. Ya neden minaresiz yaptın? Veya minarenin
Bir gün bir Batı ülkesine de gitseniz veya işte gayrimüslim bir mahalleye de gittiğinizde minareyi gördüğünüz zaman Müslüman mahallesi dersiniz. Artık minare simge olmuş. Yani sembolik de değeri sembolik var. Sembolik de bir değeri var. Yani Mehmet Akif'in dediği gibi şu ezanlar, şehadetler dinin temeli diyor. Benim yurdumun üstünde inlemeli. Artık böyle bir sembol olmuş bir şeyi. Bir anda ben kaldırdım ve başka bir şeyle anlamlandırdım dediğiniz zaman çok güçlü bir gerekçeniz olması lazım. Onu iyi bulmanız lazım. Yani ikna edilmeye açığım yeter ki evet. Senin kanıtlayacak tabii. Bir donen, bir argümanın olsun diyorsun. Biz akideyi bile geçmişte İslam alimleri akide kurallarını tartışmışız biz. Dogmatik bir din değil İslam. Medeniyetimiz de dogmatik değiliz. Yani tartışmışız, konuşmuşuz, doğruyu bulmuşuz. İmam-ı Gazali gibi büyükler gelmiş ve doğruları koymuş. Mimari de böyle bir şey. Dogmatik bir anlayış yok. Tartışabiliriz, kubbesiz yapıyı da tartışabiliriz. Ama anlamlandırırsanız ve daha güzelini ortaya koyarsanız amenna. Ama yok fantazi yapacağım diye yaparsanız ona geçit yok. Yanlış bir şey olur. Zaman hani... Anlamsız bir şey vardır ya böyle gitsin, değişsin. Peki yerine ne koyacağız? Yerine ne koyacağız kısmı galiba çok tabii, önemli, çok anlamlı. Çok önemli. Bölüyor muyum şu anda bir şeye devam ediyormuşsunuz gibi hissettim yok, ama aklımda yok. Da sorular var bir taraftan. Varsa çünkü o akışta devam edelim. Şeyi biraz, anlamaya çalışıyorum. Evet, felsefeye girdik. Çünkü girdik. Ama sohbet tarzında olacağı dediğiniz için ben içimden geldiği gibi konuşuyorum. Aynen, siz de buna öyle. Müsaade ediyorsunuz. Estağfurullah. Şöyle sohbetin kurallarını kendi koymak gibi bir özelliği vardır zaten. Konuşanlardan bile bağımsızlaşabiliyor zaman evet, zaman. O yüzden evet. Teslim olmakta fayda var. Ama... Yine de dönelim tekrar gelelim. Mimarinin bilimle sanatı buluşturan bir disiplin olması meselesine. Sizin evet. Bir mimar olmanın ötesinde sanatla yolunuzun kesiştiği diyeceğim. İlgi diye ifade etmek sınırlı bir şey olmuş olur. Yolunuzun kesişmiş olduğu o anlar yine 90'lı yıllar mı 2000'lere mi geliyoruz? 2000'lerde. Artık 2000'li yıllarda Hüsnü Hat'tan mı bahsediyoruz Hüsnü sadece? Hüsnü Hat'tan bahsediyorum. Ben tabii mimaride artık o geleneksel mimarimizi daha irdelemeye, bazı restorasyon çalışmalarında bulunmaya gayret ettim. Bazılarında bulundum. Bulunmadıklarımın çok ciddi raporlarını inceledim. Neler olmuş, akustiklerde neler kullanılmış ve dolayısıyla bu konularda çok ciddi bilgi birikimim oldu. Özellikle Sinan eserleriyle ilgili. Çünkü onun her eserini incelediğimde bana başka bir mesajı vardı. Bir gün Sinan programı yaparız, onu özel anlatırım. Çünkü Sinan... Çok kapsamlı ve anlatılacak çok şey çok var. Çok şey var, gerçekten anla. Sadece Sinan'ı hani dediğim gibi cami adetleriyle onunla bununla falan değil. Onu mühendisliğini anlatmak lazım. Çok sürprizler var orada. Mesleki uygulama yaparken tabii Hüsnü Hat sanatının... Ben yabancısı değilim. Tanıdığım hattatlar var. Ve onların eserlerini yapmış olduğumuz mekanlarda kullanıyorum. Gelenekçi bir tarzım var. Orada kullanıyorum. Bir gün işte bir işini yapmış olduğumuz firmanın 50. yıl kutlamalarında o firmanın kurucularına ikinci kuşak, birinci kuşağa bir hediye verecekti. Hediye. Bu hediye ne olsun falan diye konuşurlarken ben de tevafuken oradayım. Dedim ki neden Hüsnü Hat vermiyorsunuz? Hüsnü Hat nedir dedi. Nasıl bir şey? Yani aslında bir haberler. Dedim ya hiç mi görmediniz? Hattı Hüsnü'yle yapılmış. Yazının güzel olanı. Aa falan dedi ya ben görüyorum dedi bir tanesi işte ikinci kuşak. Eyüp Sultan'da özellikle gördüm falan. Evet dedim işte onlardan. Peki biz bunu nasıl edineceğiz? Biz bunu nereden alacağımızı bilmiyor. Hazır bir şey mi alacağız? Sanatçısından mı alacağız derken. Ticaret odasındaki bir şeyde ben Semih İrteş Bey'in bir sergisi vardı. Orada Hüseyin Kutlu Hoca'nın eserleri sergileniyordu. Biz zannediyorum iki tane Hilye-i Şerif, bir tane de farklı bir eser, üç tane eser aldıktan sonra ya dedim ben şimdi o eserler bende kaldı bir süre verilmeden önce ve yakinen, çok yakinen eseri incelemek de bir başka. Yani duvarda bakmak başka, yakinen seyretmek çok bambaşka. Orada kendi kendime dedim ki ya ben acaba bunu yazabilir miyim? Bir mimarlık mesleği de var ya hani oradan da bir çizime özgüven yatkınlık, var. Çizime acaba yatkınlık böyle. El yazabilir miyim? Herhalde yazarım falan derken öyle de bir 1,5-2 yıl geçti. Sonrasında ben artık karar verdim. Ben dedim bu
Hüsnat sanatının icraçısı olacağım. Öğreneceğim daha doğrusu. Öyle hüsnat sanatıyla yolculuğum başladı. Doktor Ahmet Zeki Yavaş'tan icazetimi aldım, devam ettim. Hala öğrenciliğim Tahsin Kurt Bey'den devam ediyor talihkâsıda. Hoca ile talebe ilişkisi mimari meslekte de bahsettim ya, hiçbir zaman bitmez. O hayatta oldukça, siz hayatta oldukça artık bir bütün oluyorsunuz ve devam ediyor o nefes. İcazet de alsanız hocanızla olan, hatta başka hocalarla da olan irtibatınız sanatın güzelliği orada. Birbirini besliyor mu bunlar diye merak ediyorum. Çünkü en başta sohbetimizin en başında demiştiniz ki bir işte ustalaşmaya başladıktan sonra bir başka şeyde çıraklığa geçmek her bakımdan besleyici, destekleyici olur, evet, diye donuklaşmayı engellemesi, evet, bakımından da. Bu sanatlarla ilgilenmeye başladıktan sonra da kendi ilk profesyonelliğinize dönüp baktığınızda birbirini besleyen bir tarafı oldu mu? Orada nasıl bir ilişki kuruldu? Tabii şimdi bu üsnühat sanatını icra ederken konu sadece yazı yazmak değil orada. Bir manevi terbiye de alıyorsunuz. Bir manevi yolculuk da başlıyor aslında. Bir kere öncelikle sabrı öğreniyorsunuz, egonuzu. Hattatlar uzun ömürlü olur çünkü nefeslerini çok kontrollü, evet, kullanırlar diye bir şey duymuştum. Doğrudur, doğru mu? Doğrudur ve hattatlar gerçekten uzun yaşarlar. İşte Hamit Aytaç Hoca 90 yaşının üzerinde vefat etmişti. Necmettin Okya'ya kıza öyle. Öyle derler, nefes tuttukları için gerçekten yazı yazarken hattatlar nefesini tutarlar. Belki, o sabır meselesi sadece nefesten de ibaret değildir ama herhalde. Değil. Neyi tabii sınıyor sabır orada? Şimdi tabii orada eğitimi alırken hocanızın size vermiş olduğu eğitimde sizin sabrınızı dener, çok dener. Burada yola başlayıp kaybolan arkadaşlar olmuş mudur? Olmuştur. Ama ben bu sanata yeni başlayan veya merak salan arkadaşlar varsa, bir kere bunlar hobi sanatları değil. Onu hobi sanatları gibi görmeyin. Uzun bir yolculuğu var. Korkutucu bir yolculuk değil. Çok keyifli bir yolculuk. Ama ben 2 yıl, 3 yıl gideceğim, hemen alacağım icazetimi ve sanatı icra edeceğim diye bir şey yok. Geçmişte yaşamış büyük hattatların hayatlarını okusunlar. Onların yaşamış olduğu çileleri okusunlar. Bu her meslek için bu böyle geçerli aslında. Mimar Sinan'ın hayatını okuduğunuz zaman Kanuni Sultan Süleyman, hep ona sözü getiriyorum belki ama Kanuni Sultan Süleyman Han'la kaç kez kellesi gitme pahasına karşı karşıya gelmiş. Davasından vazgeçmemiş yani. Yine dediğini yapmış mesela Sinan. Şimdi hat sanatında da veya gelenekli sanatlarda da bu böyle. Yani hocasını terk etmeyip istikrarlı yoluna devam eden insanlar büyük ustalar olmuşlar, büyük üstadlar olmuşlar. Bunlardan bir tanesi Mehmet Şevki Efendi mesela. Daha iyi bir hoca varken, dayısı ona götürmek isterken gitmemiş Şevki Efendi ve dayısında devam etmiş sanata. Ve bugünkü hattatların da hepsini takliden, onu taklit ederek yazdıkları büyük bir usta olmuş. Burada bu hikayelerde geleceği aydınlatan çok büyük mesajlar var. Ben böyle düşünüyorum. Bu mesajlara gelelim ama ben araya bir soru sıkıştırayım izninizle. Buradan çıkacak olan ders, o zaman büyük bir yeteneğe mi ihtiyaç var? Yoksa kararlılıkla devam etmeye mi ihtiyaç var? Hı-hı. Hangisi öncelikli acaba? Hani bir yüzde hesabı falan yapsak en azından yola çıkmak için. Şöyle, evet. Tabii sanatın içerisinde yetenek önemli. Ama ben hep şöyle söylüyorum. Bunu da samimiyetle söylüyorum. Ben üniversite sınavına girerken mimarlık ve mühendislik mesleğini ayırt edebilen bir şahsiyet değildim. İnşaat mühendisliği ve mimarlık fakültesi, bunun ikisini birbirine çok yakın, benzer zanneden, aslında mekaniksel olarak öyle ama birbirinden çok farklı meslekler. Bunu ayırt edebilen birisi değilken, resim yapma yeteneğim de çok güçlü değilken, mimarlık mesleğinin icraçısı olabildim. Şimdi yetenek tabii ki önemli. Yetenekli arkadaşlar öğrencilik yıllarında bizden biraz daha önde yürüyorlardı. Buna itirazım yok. Resim yeteneği olanlar. Hı hı. Sonra o arayı kapatıyorsunuz siz. Öğreniyorsunuz. Seviyorsunuz. Sevince o ara kapanıyor. Sevdiğiniz zaman da bazı melekeleriniz açılıyor. Ben buna inanıyorum. Bir şeyi severseniz onunla ilgili melekeleriniz açılıyor. Odaklanıyorsunuz oraya. Hüsnat sanatında da ben çok iyi, elim çok iyi olacak, böyle bir kural yok asla.
Sanata başladığınız zaman ve bunda istikrarlı ve sabırlı gittiğiniz zaman sizin nasibiniz önüne gelecektir. Ben öyle düşünüyorum. Yetenek öğrencilik yıllarında insanı birazcık önde koşturur. Ama siz sabırla ve ısrarla devam ederseniz orayı kapatırsınız. Tekrar her iş için böyle olabilir elbette ama aslında çok önemli bir sır verdiniz. Hayat sırlarından bir tanesi. Reklamda geçerdi. Ne yaparsan yap, aşk ile yap diye. Yani severek yapmak gerçekten çok, çok önemli. O insana hedef olarak onu koysun koymasın derinleşmeyi de başarıyı da getiren bir şey oluyor kesinlikle. Zaten. Neye ihtiyacımız var? İyi olmak için, o şeyde iyi olmak için. Yani şöyle düşünelim. Hı hı. Bugün bu sohbeti eşlik eden seyircilerimiz var. Yaşı ilerlemiş olan var, orta yaşta olan var, gençler var. Hepimiz aslında hayatta istikamet bulmaya çalışıyoruz ve yokluyoruz hı hı. yani zaman zaman hı hı. kendimizi. Neredeyim, ne yapıyorum diye. İstikamet için, hı hı. mesafe kat edebilmek için hayat tecrübesi ne gösterdi, neye ihtiyaç var? Siz evet, kendiniz çok, için neyi öncelediniz? Çok güzel bir soru, çok müthiş bir soru. Belki bugünkü sohbetin de özü aslında sorduğunuz soru. Şimdi tabii hangi sanatla, hangi meslekle, neyin icracısı olacaksanız ben hep aşkla dediniz ya, önce sevmek çok önemli. Yapacağınız şeyi sevmeniz çok önemli. Ben kendi çocuklarıma da şunu tavsiye ediyorum. Ederdim. Etmeye de devam ediyorum. Ders çalışırken bile odanızı sevin. Yani çalışacağınız ortamı önce sevin. Çalışacağınız mekanı, ortamı sevmezseniz orada da doğru düzgün bir icra söz konusu olmaz. Olmaz, kaçmak istersiniz bir an önce. Çok önemli bir şey. Ben o yüzden ofisimi, odamı kimin ne düşündüğü beni çok fazla ilgilendirmeden kendi doğrularımla dizayn ettim. Sürprizleri var. Böyle bir stil bütünlüğü, üslup bütünlüğü gibi bir acelem de yok. Dekorasyondan bahsediyorum. Yani efendim işte halı bu olurken duvar rengi şu olacak. Böyle bir kaygım yok benim. Ben kendimi orada nasıl mutlu edeceksem, hissedeceksem öyle dekore ettim. Öyle de oldu zaten. Ve mesleki anlayışımda da bunu uyguluyorum artık. Yani bir patron odası yaparken, yani müşterinle masanın önünde arkasında konuşmak gerekli mi? Yok, niye koyuyoruz bunu? Aa, o kuralı koyanla ilgili bir daha gözden geçirelim diyorsunuz kaideyi. Tabii. Bakalım buna. Yani çalışma masanızı ne kadar kullanıyorsunuz diyorum. Ya diyor, ben normalde diyor burada oturuyorum ve şuradaki toplantı masasında çalışıyorum. Bu makam masası, biri geldiğinde oturuyorum. Gerekli mi araya öyle bir mesafe? Aa. Gerekli değil bence. O zaman kaldıralım diyoruz. Ama nasıl olur? Çok güzel olur. Oraya güzel bir oturma grubu yapalım size. Dostlarınızla burada dostane konuşun. Ne o masanı kay. Ve yeni böyle bir anlayışla mesela yola çıktık ve şu anda çok uygulayan oldu. Çok güzel bir şey oldu. Bu gibi şeyler, yani kabuğu kırma diyoruz. Alışkanlıkları kırmak bazen çok sıradan zor. Bir şey ama zor geliyor. Çünkü düşünmesin, yani siz düşünün diye teklifte bulunmuşsunuz. Daha önce bana bunu teklif eden olmadı ki. Evet. Kural kaide budur. Bu mekan böyle tasarlanmıştır ve böyle olmak durumundadır diye ben de öyle kabullenmişim. Tabii. Yani bazen biz geçmişte lüks konutlar yaparken müşterimize şunu diyorduk. Biz aksesuar almıyoruz. Ya neden gidelim? Hayır. Senin gezilerin oluyor. Yurt dışına çıkıyorsun, Türkiye'nin bazı illerine gidiyorsun. Oralardan ben sana içini dizayn ettim. Kendi zevkine göre. Ama nasıl olacak? Bir şey ayna takacağım, uymayacak. Uymasın. Çok güzel. En sevdiğim şey uymasın yani. Getir oraya değişik bir ayna. 200 yıl öncesinden ahşap, Safranbolu'dan aldın. Tak o banyona. Mükemmel bir şey. Şimdi bu sınırları kırmak, dediğim gibi, biraz daha özgür bırakmakla alakalı. Yani kendinizi de hangi mesleği ve sanatı icra ederseniz biraz özgür bırakmanız gerekiyor. Yani böyle değil de biraz böyle gitmek lazım. Hem olaylara hem icra edeceğiniz sanata karşı. Şimdi geçmişte ustalar bunu böyle söylemiş. Çok doğru, onu bileceğiz. Geleneği bileceğiz, klasiği bileceğiz. Ama ben yeni bir şey söylerken o ustamın söylediğinden daha iyi bir şey ortaya koymak istiyorsam onu bileceğim önce. Sonra koyabilirim.
Beğenilir beğenilmez, eleştirilir. Bugün eleştirilir, yarın çok sevilir. Cesur olacağız. Cesaret giriyor burada devreye. Geçmiş büyük ustalar renkli mürekkep hiç kullanmamış. Bugün bazen yine hat sanatından büyük hattatlar diyor. Bizim hocalarımız renkli mürekkebi sevmiyoruz. Neden? Geçmişte renkli mürekkep yoktu ki. Yani o gün ustaları... Deneyelim bakalım, belki birkaç yüzyıl sonraya kalabilir. Doğru. Yani bugün teknoloji değişti artık. Evet. Bugün sanatta yeni malzemeler geldi, yeni teknoloji, o sanatın icracısı, daha doğrusu şöyle söylüyorum, çağdaşı. Bugün onu kullanacak ki 200 yıl sonraki sanatçı da bu çağda hangi malzemelerin kullanıldığını bilebilsin. Yani ben o gün ahırlı kağıdı kullanmış biliyorum. Yapılmış işte zırnık mürekkebi dediğimiz mürekkebi kullanmış biliyorum. Ama bugün benim çağımda da bu malzemeler var. Ben kullanıyorum ve gelecek nesil de benim çağımı bilecek. Bu geleceğin antikalarından öğrenecek diyoruz. Ben o yüzden sınır koymuyorum arkadaşlara. Ne yapıyorsanız getirin bakalım. Birlikte yorumlayalım artılarıyla eksileriyle. O yüzden kendi kendilerini de cesaretlendirsinler ya da onları cesaretlendiren bir kılavuzla yola devam etsinler. Benim tavsiyelerim bu olur. Yol uzun. Misafirlerimi her zaman çok severim ama yeni kapılar ve pencereler teklif eden konuklarla çok daha başka yerlere ulaşıyoruz. Bu programın içinden 4-5 kapı pencere daha açıldı. Müstakilen Mimar Sinan açıldı. Evet. Birbirinin önünü kesmeyen, hakkını ihlal etmeyen yüksek duvarlar, pencereler açıldı. Evet. Yeniliklere açık olmak, geleneği tanımak açıldı. Bu stüdyonun dışında yapılacak çok daha fazla, görecek çok daha fazla şey var. Bugün misafirimiz olduğunuz çok teşekkür ederiz. Biz de sizin misafiriniz oluruz bir gün, kabul ederseniz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Son bir şey söyleyip bitirmek istiyorum. Buyur. Şimdi... Tabii biraz evvel bahsederken bizim toplum olarak, fıtrat olarak değer yargılarımızı söyledik. Değer yargılardan biz aslında kendi biçimlerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi oluşturuyoruz. Yer sofrası bir gelenektir, görenektir veya bunun gibi düğünlerimiz, derneklerimiz. Şimdi ben şunu söylüyorum. Arkada yatan o değeri bozmadan yeni biçimler söyleyebilmeli bu toplum. Ve söylenmeli de zaten. Yani İbnül Vakt diyoruz ya, Müslüman çağının çocuğudur. Dolayısıyla ben çağımın çocuğu olabilmeliyim. Bana hemen kapılar kapanmamalı ve sırtlar dönülmemeli. Bu konuda tabii aslında Türk milleti şu anda şanslı. Gerçekten zemini hazır bir siyasi otorite var. Ve ben diyorum ki böyle bir iklimi de bulmuşken genç arkadaşlara da söylüyorum. Projelerinizle gidin, çalın kapıyı. Önce kapı çalmak lazım. Cesaretlendiriyorum. Bu da son sözlerim olsun ama misafir olmanız noktasında beni çok mutlu ettiniz. Bir gün bekliyoruz efendim. Seve seve çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, 24 Portre'nin sonuna geldik. Misafirimiz Yüksek Mimar Sadri Demirkol'du. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu zevkli sohbete eşlik ettiğiniz için yeni bir bölümde bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.